Merhaba sevgili dörtler. Okul sokağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kesirleri işlemeye devam edeceğiz. Bugün sizlerle birim kesiri konusunu ve birim kesirleri karşılaştırmayı öğreneceğiz. Şimdi daha önce 3. sınıfta biz öğrenmiştik. Birim kesir neydi? Payı bir olan kesirlere, birim kesir deniyordu. Mesela gördüğünüz şekilde bir bütünü 10 parçaya bölmüş ve bir parçasını almış. Yani onda bir, diğer bir deyişle 1 bölü 10. Bu bir birim kesirdir. Bir diğer şeklimizde ise bir bütünü 5 parçaya bölmüş ve bir parçasını almış. Yani 5'te 1. Bu da bir birim kesirdir. Bir diğer şeklimizde ise bir bütünü 8 parçaya bölmüş ve bir parçasını almış. Yine birim kesirdir. 8'de 1. Çocuklar, birim kesir konusunu hatırlamış olduk. Şimdi birim kesirleri karşılaştıracağız ve büyük mü, küçük mü, eşit mi diye sıralama yapacağız. Şimdi önce iki birim kesri karşılaştıralım. Şimdi iki tane şeklimizi çizdi bilgisayarımız. Birinde bunu bir pasta olarak hayal edelim. Tamam mı? Bu pastayı 4 parçaya bölmüş birincisinde ve bir tanesini almış. Yani 4'te 1. Diğerinde ise pastayı 8 parçaya bölmüş ve yine bir tanesini almış. 8'de 1. Peki şimdi baktığınız zaman hangisinde daha çok pasta yemiş olursunuz? 4'e böldüğünde mi, 8'e böldüğünde mi? 4'e böldüğünde daha fazla pasta yemiş olursunuz değil mi? O zaman 1 bölü 4 büyüktür 1 bölü 8'den. Yani birim kesirlerde pay da küçük olunca daha büyük oluyor. Ama ben öğrencilerime hep şey diyorum. Kafanız karıştığı zaman hemen onu bir pasta olarak hayal edin. Hangisinde daha çok pasta yerim diye düşünün. Ve öğrencilerim bu şekilde çok daha rahat yapabilmekte. Siz de pasta olarak hayal edip hangisinde daha çok pasta yerim diye düşünüp aradaki bağlantıyı rahatlıkla kurabilirsiniz. Biz yine devam edelim. Daha görsellerle daha net bir şekilde anlayacaksınız. Birinci şeklimizde bir bütünü 3 parçaya bölmüş ve bir tanesini almış. İkinci şeklimizde bir bütünü 6 parçaya bölmüş ve bir tanesini almış. Yani 1 bölü 3 ve 1 bölü 6 var. Şimdi hangisinde daha fazla pasta yemiş oluruz? 1 bölü 3'te daha fazla pasta yemiş oluruz değil mi? O zaman 1 bölü 3, 1 bölü 6'dan büyüktür. Evet, bir de elmayı düşünelim bakalım. Hatta bu sefer bilgisayarımız elma getirsin bize. Evet, iki tane elma var, görüyor musunuz? Birinde bir bütünü yani elmayı iki parçaya bölmüş ve bir tanesini almış. Yani 1 bölü 2. Diğerinde ise elmayı 4 parçaya bölmüş ve bir tanesini almış. Yani 1 bölü 4. Peki elmayı iki parçaya böldüğünde yani 2'de birinde mi daha çok elma yersiniz? 4'te birinde mi daha çok elma yersiniz? 2'de 1'de daha çok elma yersiniz değil mi? Yani 4'te 1, 2'de 1'den küçüktür. Diğer bir deyişle 1 bölü 4, 1 bölü 2'den küçüktür. Şimdi bakalım konuyu anlamış mıyız, anlamamış mıyız? Birkaç soruyla tekrar edelim. Evet, gördüğünüz gibi 1 bölü 12, 1 bölü 5, 1 bölü 7, 1 bölü 20 ve 1 bölü 8 kesirlerini büyükten küçüğe sıralamamızı istiyor. Paydası küçük olan daha büyüktür diye söylemiştim birim kesirlerde az önce konuyu anlatırken. Buna göre düşünürsek hangisi büyük olmuş oluyor? 1 bölü 5 hepsinden büyük olmuş oluyor. O zaman ilk başa 1 bölü 5'i yazacağız. Daha sonra hangisi? 1 bölü 7. Evet, 1 bölü 5 büyüktür 1 bölü 7'den. Büyüktür 1 bölü 8'den. Sonra hangisi? Evet, 1 bölü 12. Aferin size. Büyüktür 1 bölü 12'den. Sonra ise büyüktür 1 bölü 20'den. Evet, bu sefer sorduğu soruda ise küçükten büyüğe sıralamamızı istiyor. O zaman ne yapacağız? Hangisinde daha az pasta yeriz diye düşüneceğiz. 1 bölü 16, 1 bölü 9, 1 bölü 6, 1 bölü 20, 1 bölü 19 var. Hangisinde daha az pasta yeriz? 1 bölü 20'de daha az pasta yeriz. O zaman 1 bölü 20 en küçük kesrimiz. 1 bölü 20 küçüktür. 1 bölü 19'dan. Süper. Aferin size. 1 bölü 20 küçüktür. 1 bölü 19'dan. Küçüktür. 1 bölü
16'dan küçüktür 1 bölü 9'dan. O da küçüktür. Tekrar yine küçük işaretimizi koyuyoruz. 1 bölü 6'dan. Konuyu çok güzel anlamışsınız. Aferin size. Evet sevgili dörtler. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna, hala abone olmadıysanız abone ol butonuna basmayı unutmuyorsunuz. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, okul sokağında kalın. Hoşça kalın.